Savaş aslında bu iktidar bloğunun birleştirici harcı. Bu iktidar bloğu hatırlarsanız 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde, yani Dolmabahçe masasına tekme atıldığı gün kuruldu. AKP o dönem MHP ve Ergenekon ekibiyle yan yana geldi ve Kürt halkına karşı savaş konsepti üzerinden bir birleşme sağladılar. Cumhur İttifakı'nın birleştirici harcı Kürt halkına karşı savaş politikalarıdır. Bu politikaların batıdaki yansıması ise mafyalaşma, çeteleşme ve devletin neredeyse suç örgütüne çevrilmesi çabasından ibarettir. Bu yüzden bu seçim sonuçları bu iktidar için yıkıcı bir rol oynadı. Çünkü bu çeşit iktidarlar meşruiyetlerini seçimden alırlar. 21 yıl, 22. yıla giriyoruz. 18 ya da 19 tane sandık kuruldu. Ve şimdi şu anda daha seçimin biri bitmeden anayasa sandığı tartışmaları başlamış durumda. Sürekli sandık ve sandıktan sağladığı çoğunluk üzerinde kendi meşruiyetini sağlayan ve sandığı aslında halka karşı bir baskının zemini olarak kullanan bir iktidar yapısıyla yüzdeyiz. Bir Türk halklarıyla Kürt halkı arasında oluşan bu yan yana gelişi parçalayacak, yeniden şöven, Türkiye'de şöven duyguları güçlendirecek ve bir savaş ve yükselen şövenizm üzerinden kendini meşru kılacak bir iktidar yapısını oturtmak ve bu seçimin bütün yarattığı bu hegemonyayı bir sis bulutu içinde kaybetmek istiyorlar. Bu yüzden de savaşa ve savaş politikalarına ihtiyaçları var. Benzerini Netanyahu da yapıyor. İktidar bloğunun temel hedefi kendini kalıcı kılmak. Kendi ajandasındaki yürüdüğü hat bu. Bu anayasa tartışmalar da bununla alakalı yürütülüyor. Çünkü iktidar aslında bir baskı rejimi kurdu ve bu baskı rejimi şimdi kalıcı kılmak için de gerekli bütün yasal değişiklikleri yaptı ama anayasal değişikliklere ihtiyacı var. Fakat bu seçim ciddi ciddi bir dizi sorunu da onların karşısına dikti. Bir, çözmeleri gereken ağır bir yoksulluk krizi var ve onlar çözmek yerine yoksulluğu büyüten bir yerde duruyorlar. Bu politik bir tercih, bu bir sınıfsal tercih ve bunu yürütüyorlar. İki, halk kitleri özellikle ağırlıklarını yitirdiler. Bu onlar için derin bir kaygı. Ve bu aynı zamanda devlet içinde uluslararası ölçekte de ağırlıklarını yitirdiğini anlamına geliyor ki uluslararası görüşmeler ve benzeri yerlerde bunun ipuçları açığa çıktı. Ve üçüncüsü de kendilerine oy veren o yoksul kitleler başka tercihler peşine koşuyorlar. Devletin ve sermayenin içinde de bir dizi karışıklığın olduğu herkes tarafından gözlemleniyor. Özellikle TÜSİAD sermayesiyle iktidarın tabanına yaslandığı orta sınıf ticaret burjuvası arasında bir kapışma, bir tartışma. KOBİ'lerde örgütlenmiş sermaye arasında bir kapışma, tartışma yürütülüyor. Ve ekonomi politikalarda bu ikisi arasında gel git yaşıyor. Bu nedenle iktidarın içindeki çatlamalar ya da benzeri şeyler önümüzdeki süreçte daha yukarı çıkacak. Buna Ama biz kendiliğinden dağılacağını ve iktidarın başka önemine gireceğini beklemeye kalkacak ya da böyle ümitlerle yol yürüyeceksek tabii büyük hayal kırıklıkları da bizi bekliyor demektir. İktidarı zora sokan şey halkın politik tavrıdır. Bu politik tavır büyürse, bir şeye dönüşürse sorun artık iktidarın dağılması olmaktan çıkar. Bizim derdimiz de bu olmalı. Bu iktidar yapısı bitirilmeli. Bütün boyutuyla bitirilmeli. Yani aslında şöyle yapılmalı. Yerel seçimde sandıkta vurulan darbe devam ettirilmeli ve Erdoğan'ın istifasıyla da sonuçlandırılacak yeni bir düzene doğru, yeni bir sürece doğru evrilmek gerekiyor. Sosyalist hareketin, bir bütün toplumsal muhalefetin tabanla ilişkisinin zayıflaması, uluslararası ölçekte neoliberal politikaların hakim olması ve milliyetçi dalganın buna paralel güçlenmesiyle beraber sol kendi özünden, kendi kavramsal tariflerinden vazgeçmeye başladı. Devrimcilik, sosyalistlik sistemi devirmekten çıkarılıp sistemin aşırılıklarını törpüleme arayışına doğru iteklendi. Ve dünyanın her yerinde, Macaristan'dan Polonya'ya, Fransa'dan İtalya'ya kadar hemen her yerde bir faşisti engellemek için ondan daha az faşist, bir sağcı engellemek için ondan daha az sağcı görünen birine yaslanarak yol yürümeye çalışıldı. Yani sosyalist hareket giderek kendi sağından medet umar bir yere döndü.
Bu bizim için de geçerli. Ne yazık ki zayıflığımızın da dayatmasıyla beraber Erdoğan durdurmak için kendi sahamıza sürekli yüzümüzü dönerek yürümeye devam ediyoruz. Ama bu bizim politik tahlillerimizle uyumlu gidiyor. Faşizmin kurumsallaşması diye bir kavram çok uzunca bir süredir gündemde tutuluyor. Ben kişisel olarak bu kavramın altında durmuyorum. Bu kavramı da teorik olarak da doğru bulmuyorum. Bunun politik gerekçelerinin de ortaya konulduğunu bilmiyorum. Çünkü faşizm bir devlet şeklidir. Ve faşist devletten söz ediyorsa bu devleti ortaya çıkaran mücadeleleri, kırılma noktalarını tarihsel olarak açıklamak gerekir. Ama aynı yerden baktığımızda ben bu iktidarın kurumsallaşma çabası içinde olduğunu düşünüyorum. Bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. Devleti olağanüstü karakterini veren şey zor aygıtlarının belirleyici hale geldiği ideolojik aygıtların geri çekilmesi demektir. Yani sendikaların, mahkemelerin, meclisin zayıf hale düştü. Polisin ve askerin zor aygıtların daha belirleyici olduğu bir yöne girmesi. Öyle bir dönem içinden geçiyoruz ki medyanın kendisi bir baskı aygıtına dönmüş durumda. İnsanlar teşhir ediliyor, tecrit ediliyor ve tutuklanıyor. Mahkemeler ise tamamen bir baskı aygıtı olarak kullanılıyor. Hukuk diye bir şey ortadan kalkmış durumda. Ve aslında işte anayasa tartışmaları yapılırken anayasanın kendisinin olmadığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Böyle bir coğrafyanın içinden geçtiğimizde Erdoğan'ın kafasındaki stratejinin daha çok Aliyev benzeri bir diktatörlük kurmak olduğu iddiasındayım. Az önce giriş söylediğim şeyi tekrar edeyim. Bunun bütün altyapısını hazırladılar. Yani tek kişinin belirleyici olduğu ve hükümetin, iktidarın, ekonominin, siyasetin, her şeyin onun iki dudağına sıkıştığı bir iktidar yapısı arzuluyorlar. Bunun yaptığı yasal zeminleri var ama anayasal zeminlerini yaratmak zorundalar. Çünkü %50 artı 1 bile onlar için tehlikeli bir süreç. Meclisin yapısı bile onlar için yeterli değil. Örneğin MHP ile AKP arası bozulduğunda her şeyi kaybedecekler. Bu yüzden de bize düşen nedir sorusu geliyor. Tanımlarımıza uygun durmak zorundayız en başta. Eğer faşizmin kurumsallaşmasına ya da benim deyimimle var olan baskı rejiminin olağanüstü sürecin kalıcılaşmasından söz ediyorsak, böyle bir dertle karşı karşıyaysak gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor. Yani bir ortak cephede, ortak bir demokrasi, ortak bir emek ve barış cephesinde buluşmak gerekiyor. Eğer bu iktidar var eden şey savaş politikalarıysa, savaşın karşısında aktif bir barış politikası uygulamamız gerekiyor. Tek başına kendi halinde bir savaş karşıtlığı yeterli değil. Onun karşısına Kürt halkıyla demokratik bir barışı sunmamız gerekiyor. Çünkü iktidarın savaş politikası soyut bir savaş politikası değil. Doğrudan Kürt halkına karşı bir savaş siyaseti ve bu savaş uygulanıyor, yürürlükte devam ediyor. Yazın yeni bir operasyon hazırlanıyor. Ve iktidar eğer savaş üzerinden sandığı çalmak istiyorsa, savaş üzerinden ülkenin kaderini ve geleceğini çalmak istiyorsa bizim buna karşı hep beraber yek vücut Kürt halkıyla beraber omuz omuza mücadele yürütmemiz gerekiyor.